Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Matrix Prime'da sistem tester üzerine yoğunlaşacağız. Nedir sistem tester? Hemen gelip bakalım. Matrix'i açtığımızda karşınıza böyle bir ekran gelmek zorunda değil ama bir grafiğin üstüne geldiğinizde üst tarafta kahin menüsü var. Ona tıklıyorum. Sistem tester menüsü altından giriş yapıyorum. Karşıma böyle bir ekran geldi. Bu ekranda ben kendi stratejilerimi oluşturabiliyorum optimizasyon yaptırabiliyorum ve bu optimizasyonları direkt olarak çalıştırabiliyorum. Bu videoda aslında optimizasyonun nasıl yapıldığını ve optimizasyon konusuna giriş yapmış olacağız ve birçok deneme belki de onlarca farklı stratejinin en doğru çalışan verilerini bulmaya çalışacağız. Şimdi ben burada zaten birkaç adet hazırda gelen sistem var. Ben de birkaç tane ekledim ama bu video sıfırdan izleyenler için olacağı için Yeni sistem diyorum. Açtım. Bir pop-up geldi. Sistemin adı yine hareketli ortalamaların kesişimi. Tabi basit bir sistem olacak bu. Başlangıç düzeyinde. Şimdi metastok dilini bilmiyorsak buradan sihirbaz üzerinden iki tane indikatörün birbirini kesme durumunu e, kurgulayacağız. Geldim OPT1 diye bir şey var burada. OPT1 nedir? Biz strateji kurgularken hangi verilerin optimaz, optimize edilmesini istiyorsak o verilerin değişkenin değerine OPT1, OPT2, OPT3 diye yazacağız. En sonda buradan değişkenler kısmından biz e, optimizasyon edilecek verilerin kaçta kaç arasında optimize edilmesi gerektiğini işaretleyeceğiz ve başlatacağız. Şimdi ben geldim. Sihirbazımı açtım. İlk önce benden bir gösterge istiyor. Göstergem benim hareketli ortalama. Nerede? Şurada. Hareketli ortalama. Daha sonra başka bir göstergeyle kesişim de yaptırabilirim. Önceki değer ile karşılaştırmada yaptırabilirim. Kendi hareketli ortalamasıyla kesiştiririm. Veya bir seviyeyle ile kesiştirebilirim. Veya bir fiyat serisiyle de kesiştirebilirim. Ben şu an başka bir gösterge ile kesişim yaptırmak istiyorum kesişim yaptırmak istediğim göstergede yine hareketli ortalama. Yani iki hareketli ortalamanın kesişimini yaptırmak istiyorum. Buradan geldim. Bulmaya çalışıyorum. Bu arada bu ekranları da buradan büyütemiyoruz sanırım. Biraz zorluk çekiyoruz. M'ye bastığımda zaten geldi. Tamamdır. Moving Average. Moving Average'ı yukarı kırınca dedim. Periyotları optimize edecek şekilde oluştur diyorum. V ile bağla, or ile bağladığı diye şeyler var ama benim şu an zaten sadece bir şartım var. Tamam dedim. Benim karşıma otomatikman bu fonksiyon yazılı bir şekilde geldi. Bu fonksiyonu okuyup anlamaya çalışıyorum. Dışarıdan doğru okuyorum. Cross diye bir şey var. Cross bir parantez açmış ve bir parantezi kapatmış. İçerisinde ne var? Virgülle ayrılmış bakın burada virgülle ayrılan iki tane move adlı fonksiyon var. Bu fonksiyonlar hareketli ortalamayı hesaplıyor. Move'un içerisine girdiğimde c var. c nedir? Kapanış değeri. Yani kapanışa göre bir hareketli ortalama hesaplanacak diye anlıyorum. OPT1 nedir? Optimize edilecek veri. Peki buradaki s de simple. Simple moving average. Yani basit hareketli ortalama göre ben yaptıracağım bu optimizasyonu. Buradan şunu anlamam gerekiyor. Basit hareketli ortalama 1 diyelim buna. Buna da 2 diyelim. Birinci, ikinci yukarı kesecek. Ama bu birincinin ve ikincinin uzunlukları ne olacak? Onu nereden anlayacağız? OPT1 ve OPT2 otomatikman bunu yapacak. Peki ben bunu daha anlaşılır olması için şöyle yapmak istiyorum. Kısa hareketli ortalama yapmak için geliyorum kısayı buradan kopyalıyorum. Daha iyi anlamak için noktalı virgülümü koymayı unutmuyorum. Ve eşitleme yaparken, atama yaparken de eşittir değil, iki nokta eşittir kullanıyoruz. Burada da bunu kopyaladım, kapattım. Şimdi ben ne yapıyordum? Kısa hareketli ortalamam var ve uzun hareketli ortalamam var şu an. Ve kaç periyot olduğu, parametrelerin ne olduğu belli değil. Birininki OPT1, diğerininki OPT2. Tamam, ben o zaman artık al, bakın burada al menüsü açık. Al şartımı oluşturuyorum. Al şartım benim neydi? Cross diyorum kısa uzunu kessin. Bu kadar. Son satıra yazdığımız ifadenin sonuna noktalı virgül bırakmıyoruz. Sanırım derleyici son satırdaki boolean dönen fonksiyonlara göre yapıyor. Burada sistem tester kısanın uzunu yukarı kesmesini anlıyor bu fonksiyon içerisine girdiği zaman ve optimize edilecek değerleri teker teker deneyecek. Şimdi ben bunu buradan aldım, kopyaladım. Sat şartlarımın içerisinde geliyorum. Yine kısa ve uzun hareketli ortalamaların belli. Bu sefer satarken biz ne yapıyoruz normal şartlarda? Kısa uzunu aşağı kesecek ama aşağı kesme fonksiyonu yok. O yüzden uzun virgül kısa dediğimde de aslında uzunun kısa yukarı kesmesi de kısanın uzunu aşağı kesmesi anlamına geliyor. Peki ben burada aslında bir spot stratejisi oluşturdum. Spotta kısa uzunu yukarı kesince al. Kısa uzunu uz, kısa uzun aşağı kesince sat demiş oldum bir nevi. Peki buna iki yönlü eklemek istersek ne yapacağız? Hatta onu bir sonraki videoda yapalım. Çok uzatmak istemiyorum bunları. Şimdilik bir spot stratejisi oluşturduk diyelim. Tamama basmadan önce buradan değişkenlere geliyorum. Ben stratejimi yazarken derleyici buradaki OPT olarak geçen verileri okuyor ve buradaki değişkenler kısmına atıyor. Buradaki değişkenimi seçtim. Benim OPT1 adlı değişkenim neydi? Kısa hareketli ortalamamın kaç olacağıydı? Alt sınırı 5 olsun, üst sınırı 50 olsun, birer birer artsın ve varsayılan değeri 9 olsun deyip kaydettim. Bakın OPT1 artık böyle yani kısa hareketli ortalamamın e, periyotları bu değerler arasında deneme yapılacak. OPT2'yi seçtim. Alt sınırı bakın bunun üst sınırı 50 olduğu için bunun da alt sınırı 50 yapıyorum. Üst sınırını 200 yapıyorum. Adımları 1 yapıyorum. Varsayılanı da 100 yapıyorum. Kaydettim. Bu sistem şu an ne yapacak? İki hareketli ortalama var. Birinin adı kısa, diğerinin adı uzun. Kısa uzunu yukarı kestiğinde alacak. Kısa uzun aşağı kestiğinde ya da uzun kısa yukarı kestiğinde satacak. Açığa satış yok, short işlem yok. Spot için sadece kodladık. Peki kısanın ve uzunun parametrelerini ne yapacağız? Nereden bulacağız? Sistem benim verdiğim aralıklarda adım adım gidip bütün sonuçları deneyecek. Bakın 6946 tane ben test yapacağım diyor. Bütün sonuçları deneyeceğim diyor. En iyi sonucu sana getireceğim diyor. Buradan stop ayarları da var ama buna açığa sat ve açık pozisyon kapat değerlerine gireceğimiz zaman işleyeceğim. Tamam dedim. Bakın hareketli ortalamaların K diye bir şey buraya geldi. Nereye gitti? Kayboldu. Kahin sistem tester arkaya gitmiş. Tamam. Bir saniye. Şimdi hareketli ortalamaların K diye bir şeyim oluştu. Simülasyona tıklıyorum. Simülasyonda ben buradan tümünü sil yapıyorum. Hangi verilerde, hangi sembollerde bu stratejiyi simüle etsin, optimize etsin onu görmek istiyorum. Çoklu sembol e, seçimi dedim. Buradan istersen biz 30'dakilerin hepsinde dene. Biz 50'dekileri dene. Biz 100'dekileri dene. Tüm Borsa İstanbul dene ya da buradan kalkıp bakalım kripto paralarda Binance'da dene vesaire Tabii onu buradan şöyle aktarıyorsunuz. Bu şekilde ekleyip ayarlayabiliyorsunuz ama ben şimdilik sadece bir tane e, ekleyeceğim. Borsa İstanbul'un günlük grafiğinde ekleyeceğim. Buradan XU100 yazdım günlük dedim. Ekle dedim bakın buraya geldi. Test bölgesine çift tıklıyorum. Tüm barları kullansın mı diyeyim yoksa kalkıp bana son 5 yıldaki verileri versin. 2017. Pardon. Yazamadık. 2017'nin 1 Ocağı'ndan beri bu stratejiyi test etsin istiyorum. Tamam dedim. Kapatıyorum. Bakın test bölgesine geldi. Periyot, günlük, bist 100. Sembolü de bu. İleri dedim. Sadece al sat yapılsın. Değişkenleri optimize et. Barları boya diyorum. Grafikte görmek isteyeceğim az sonra sadece kalıcı sinyaller için çalışsın diyorum ve çalıştır diyorum. Çalıştır dediğimde 6946 testi birden yapmaya başlıyor. Bu arada önemli bir ayrıntı var onu şimdi vereceğim. Verilerin düzgün gelmesi için şunu yapmanız gerekiyor. Sol üst taraftan matrix'e tıklayıp ayarlar grafik verilerini tamamla diyorsunuz. Buradan siz yeni Yeni deyip şuraya bir portföy veriyorsunuz. Mesela borsa 1 diye bir isim verdiniz. Günlük 5 dakikalık, 60 dakikalık, 1 dakikalık dediniz. Senet seçimine tıkladınız. Ben tüm borsadaki verileri bu ile getireceğim dediniz. Buradaki senetleri seçtiniz. Tamam dediniz. Artık bunu kayıt diyelim. Borsa 1 adlı benim listem oluştu. Borsa 1'i seçip verileri tamamla dediğimde... Borsa İstanbul'daki benim seçtiğim hisselerin 1 dakikalık, 5 dakikalık, günlük ve 60 dakikalık verileri bana gelecek ve bu veriler üzerinden bu hesaplamaları yapacağı için lütfen grafik verisini tamamlamadan bu işlemleri yapmayın ve grafik verisini seans dışında tamamlamanızı öneriyorlar. Bilginiz olsun. Şimdi benim sistem testarım çalıştığı sonuçları geldi. Bakıyoruz. %211 getirili bir stratejimiz var. Buna tıklıyorum. Özet olarak bana diyor ki hareketle ortalama 6, hareketli ortalama 50'yi yukarı kestiğinde alırsan ve aşağı kestiğinde satarsan sen %211 kazanmışsın ne zamandan beri? 2017'den beri. Hemen sistem bilgilerine gelelim, performansa gelelim. Performansta fiyatın ve sizin cüzdanınızın ne kadar yükseldiği ile ilgili verileri görebiliyorsunuz. Şimdi ben buradan işlemlere tıklıyorum, işlemleri karşılaştırmak istiyorum. Benim 100 bin liram kaç para olmuş? 237 bin lira para ya dönüşmüş. 25 Mayıs 2020, 25 Temmuz 2022'de de en son işlemini yapmış. 93 tane almış. Grafik üzerinde göster diyelim. Bakın burada benim overall'um var. Cüzdanım ne kadar yükseliyor. Ve aldığım ve sattığım yerleri de görebiliyorsunuz. Burada alıyor. Burada satıyor. Tekrar burada alıyor. Ve burada satıyor. Grafiğin üstünde görebilme özelliği de gayet iyi. Grafiği renklendirmek de gayet güzel bir şey olmuş. Sistem tester aslında çok detaylı, çok önemli bir konu. Bunun üzerinde daha da duracağız. Ben şimdilik başlangıç seviyesini anlatmak istedim ve benim de öğreneceklerim var. Buradan başka neler değineceğiz ona bakalım. Tabi artık bağlı emirlere geçeceğiz. O bağlı emirlerden bunları gerçek borsaya bağlayacağız vesaire. Buralara gireceğiz. Sistem Tester'da bakın benim yaptığım simülasyon artık burada gözüküyor. Tekrar buraya geldiğimde buna çift tıkladığımda açabiliyorum artık yazdığım kodu. Sat kodum var. Açığa sat ve açık pozisyon kapattı. işleyeceğiz. Ben istersem sadece şöyle de yapabilirdim. Hatta onu yapalım. Satı ben buradan siliyorum. Satı sadece stop olarak yapacağım. Kendime hareketli stop loss kuracağım. Stop seviyemde benim %5 geriden takip etsin. %5 geriden takip eden stopu stopum olsun. Sistem kendini buna göre optimize etsin. Sadece al şartım var ve sat şartımda aslında stop şartımda hareketli stop loss. %5 geriden takip eden istören stop. Tamam dedim. Bir de böyle simülasyon yapalım. Aynı verilerde. 2017 demiştik. Tamam. İleri barları boya çizgiyle gösteri de açalım. Çalıştır. Bakın en iyi getiri daha çok arttı. İş süren stop ile takip ettiğimizde sanırım bazı sat sinyallerinden daha iyi kazançlar elde edebiliyoruz gibi gözüküyor. Tabi parametrelerimiz de değişti. En yüksek getiriye tıklıyorum. 5'e 52 olmuş benim hareketli ortalamam. Sanırım 6'ya 50 idi az önce. Performansa bakıyorum. Pozisyonlara bakıyorum. İşlemlere bakıyorum. Bakın hepsi hareketli stop loss ile kapandığı için burada gözüküyor. Grafik üzerinde göster dedim. Yeni bir grafik açtı. Bakın burada burada alıyor. Burada stop oluyor. Tekrar burada alıyor. Sanırım son işlemde stop yok. Burada bir kuvvetli düşün ardından stop yemişiz. Burada yine bakın %5 yaptığımız için şu yükselişi belki de kaçırmışız. Bu tamamen sizin kuracağınız stratejinin e, doğruluğuyla, doğru kurgulanmasıyla doğru orantılı bir e, iş. Umarım yeni başlayanlar için faydalı bir video olmuştur. En azından sistem testlerinin ne olduğunu, OPT1 gibi değişkenlerin ne anlama geldiğini görebilmek için faydalı olmuştur bir sonraki videoda yine sistem tester'da açığa sat, short aç gibi açık pozisyonu kapatma gibi özelliklerden de bahsedeceğim. Ve daha da detaya gireceğiz. Artık burada daha farklı fonksiyonlarda yazacağız. Bu videoda hem hareketli ortalama denen fonksiyonu öğrendik hem de cross'un ne olduğunu öğrendik. Ben burada şunu o yapıp bunu da e yapsaydım şu olacaktı. Hareketli ortalama open yani açılış değerlerine göre hesaplanacaktı ve e de exponential yani üstel hareketli ortalamaya göre hesaplanacaktı benim kısa hareketli ortalamam. Bunlarla ilgili zaten matrixin kendi sitesinde teknik dokümanlar gayet fazlasıyla mevcut. Diğer videolarda görüşmek üzere.